Merhaba Kızılcahamam TV izleyenleri. Bir Hedef Sıfır Atık programıyla daha karşınızdayız. Konseptimiz biliyorsunuz okullar sıfır atık için yarışıyor. Bilgi yarışmasını yayınlıyoruz. Okullarımızda Kızılcahamam Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tertiplenen ve sıfır atık birimi tarafından organize edilen yarışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet, yine Kazım Karabekir İlkokulu'ndayız. Burada 4. sınıflarımızda yarışıyoruz. 4. sınıflarımızdan 3 grubumuz var. A, B ve C gruplarımız. Onlar kendi aralarında yarışacaklar. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Burada kazananı, kaybedeni belirlemek değil amacımız. Burada bilinçli nesiller yetiştirmek. İlçemize sıfır atık ilçesi, pilot ilçe olduğumuz için burada çok önemli bireylerin sıfır atık konusuna duyarlı olmalarını sağlamak. Hem izleyenlere hem de çocuklarımıza, gençlerimize bu bilinci sağlamak. Bunu unutmayalım. Evet, yarışmamızı başlatıyoruz ve çocuklarımızı önce bir tanıyalım, sonra da yarışmamıza geçelim. Evet çocuklar, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi ağırladığınız için size de teşekkür ediyorum. Kazım Karabekir İlkokulu'nun konferans salonundayız. Orada öğrencilerimizin bilgilerini ölçmek için buraya toplandık. Evet, A grubunun yarışmacısından gür bir sesle tanıyalım. İsim soy ismi alarak arkadaşınla hep birlikte tanışalım. Evet. Ceylin Kirilen. Ayten Aysu Uçmaz. Mertay Yaşık. Evet. Zeynep Ezgin Ömer. Çağrı Altınlar. Ahmet Berkay Güloğlu. Hazan Kırmızı, Zeynep Kader Albayrak, Emirhan Çobandoğlu. Pekala. Öğrencilerimizi tanıdık. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz. Evet, yarışmaya geçelim mi çocuklar? Atıkların geri dönüşümü sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Atıklar karışık çöp kutusuna doldurulur. B. Atıklar atık aracıyla toplanır. C. Atıklar geri dönüşüm tesisine götürülür. D. Atıklar özelliklerine göre sınıflandırılır. Sessiz bir şekilde. Tabii. Atıkların geri dönüşümü sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Tamam mı? Olumsuz bir şey soruyor. A. Atıklar karışık çöp kutusuna doldurulur. B. Atıklar atık aracıyla toplanır. C. Atıklar geri dönüşüm tesislerine götürülür. D. Atıklar özelliklerine göre sınıflandırılır. Bittiyse bitti diyebilirsiniz. Bitti. Pekala. Kartlarınızı önce bana sonra kameraya çeviriyorsunuz. Evet, A grubu A dedi, B grubu A dedi, C grubu da A dedi. Bir de kameraya döndürelim. Atıklar karışık çöp kutusuna doldurulur demişti. Doğru cevabımız A şıkkıydı. Bütün gruplar, yarışmacılar doğru cevap verdi. Teşekkür ederiz. Bir moral olsun. Alkışlayalım öğrencilerimizi. Evet çocuklar. İkinci sorumuz. Bu soracağım atık maddesini biliyorsunuzdur umarım. Kompozit ambalaj nedir? Duydunuz değil mi kompozit ambalaj? Evet. Kompozit ambalaj nedir? A. Sadece kağıttan imal edilir. B. Sadece plastikten imal edilir. C. Sadece camdan imal edilir. D. İki ya da daha fazla malzemenin bir araya getirilmesiyle imal edilir. Süremiz başladı. Bitti. Sizinki? Bitti. Önce bana, sonra kameraya çeviriyoruz. Bütün yarışmacı gruplarımızda şıklarını D yönünden cevap verdiler. Evet, iki ya da daha fazla malzemeden üretilir kompozit malzeme. Tebrik ediyorum. Doğru cevap değil. Çocuklar, bir soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yapısında bulunan ağır metaller nedeniyle toprağa atıldığında toprak kirliliğine neden olup insanlara ve diğer canlılara zarar veren geri dönüşümü mümkün bir maddedir? Soru anlaşıldı. A. Plastik. B. Cam. C. Kağıt. D. Pil. Başladı çocuklar süremiz. Hocam soruyu bir daha
Bitti. Bitti. Pekala. Önce bana. Evet. Pil dediniz. Doğru cevap pildi. D şıkkıydı. Tebrik ediyorum. Evet. Çok kolaymış değil mi sorular? Evet. Evet. Yavaş yavaş çıkıyor sorular. Evet. Dördüncü sorumuzu soruyoruz. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sağladığı faydalardan birisi değildir? Tamam mı? Tamam. A. Doğal kaynakları korur. B. Geri dönüşüm ürünleri sağlığımızı korur. C. Yeni iş imkanları sağlar. D. Ülke ekonomisine katkı sağlar. Evet, başladı çocuklar. Şıklar anne. İyi dinleyin bak. A. Doğal kaynakları korur. B. Geri dönüşüm ürünlerini sağlığımızı korur. C. Yeni iş imkanları sağlar. D. Ülke ekonomisine katkı sağlar. Evet. Süremiz başladı. Ve sıfır atık konusunda bilinçli nesiller yetiştirmek adına buradaki öğrencilerimiz hem kendileri bilgi sahibi oluyorlar, hem ekranları karşısındaki izleyicilere bilgi aktarmış oluyorlar. Onların da duyarlı birer vatandaş olmalarını sağlamış oluyorlar. Bitti mi çocuklar? Evet. Evet, önce bana cevaplar. Yani C şıkkı dediniz hepiniz de. Döndürelim kameraya. C şıkkı cevap. Hepiniz de puan alamadınız çocuklar. C şıkkımız neydi? Yeni iş imkanları sağlar şıkkıydı. Ama geri dönüşüm bize geri iş imkanları, yeni iş imkanları sağlar. Nasıl sağlar? Bakın biz burada geri dönüşüm tesisi açtık. Ve sıfır atığı burada işlemeye başladık. Tesisimize yeni elemanlar aldık. Çalışanlar var, bizler çalışıyoruz. Bize ne yapmış oldu? İş imkanı sağlamış oldu. Bu da geri dönüşüm sağladığı faydalardandı. Ne sağlamaz? İnsan sağlığına bu ürünler sağlığımızı korumaz. Sağlığımızı korumaz. Geri dönüşüm ürünleri sağlığımızı korumaz. Cevap B şıkkıydı çocuklar. Hiçbirinize soruyu bilemez. Tamam mı? Evet. Eşitlik devam ediyor. Dördüncü sorudayız. Dördüncü sorumuzu da bitirdik. Beşinci soruya geçiyoruz ve eşitlik devam ediyor. Evet, dinleyin beni. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi en çok çevre dostudur? Tamam mı? Anlaşılmayan bir şey yok. A. Linyit. B. Doğal gaz. C. Güneş enerjisi. D. Ham petrol. Bitti mi? Bitti. Önce bana döndürüyorsunuz. Bütün gruplarda C şıkkı güneş enerjisi. Karşılayın, çevirin sorunun cevabınızı. Doğru cevap C şıkkı güneş enerjisiydi. Tebrik ediyoruz çocuklar. Evet çocuklar. Bu sefer de ne soruyoruz? Demin kompozit malzemeyi sormuştuk. Şimdi de kompost nedir diye soracağız. Tamam mı çocuklar? Tamam. Bunu da biliyorsunuzdur. Evet. A. Meyvelerin şekerli su ile kaynatılması. B. Organik atıkların geri kazanımı ile elde edilmiş toprak canlandırıcı madde. C. Bir tür tarım ilacı. D. Meyve ve sebzelerin üzerinde yaşayan bir mikroorganizma. B. Organik atıkların geri kazanımı ile elde edilmiş toprak canlandırıcı madde. Evet. Cevabımız hazırsa kartları bana döndürün. Evet. B şıkkını işaretledi bütün gruplar. Kameraya da çevirelim. Evet. B şıkkı doğru cevaptı. Teşekkür ederim. Evet. Altıncı sorumuzdayız. Hangisi floresan lambaların içinde yer alan zararlı elementtir? A. Karbon dioksit. B. Civa. C.
metal, D karbon monoksit. Evet çocuklar. Bitti mi? Evet. A grubu. Evet. Bitti. Sizin bitti. Evet, bana çeviriyorsunuz cevapları. Evet, A grubu D dedi. B grubu D dedi. C grubu da C cevap verdi. Ve hiçbiriniz de doğru cevap veremediniz. Evet. Ne metal ne de karbon monoksit. Flörosan lambalar içerisinde yok. Çöp değildir. Evet. Evet. Orada birbirinizle ikna edici şeyler söyleyebilirsiniz. Tamam mı çocuklar? Evet. Bu soruyu da bilemedik. Yine eşitlik devam ediyor. Altıncı soruyu da bitirdik. Yedinci sorudayız çocuklar. Evet. Soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi atık miktarını azaltmak için yapılamaz? Tamam mı? Anladık mı? A. Tek kullanılmış plastik ürünler kullanılır. B. Yeni defter almak yerine bitmemiş defterlerimiz değerlendiririz. C. Islak mendil yerine ellerimizi yıkamalıyız. D. Yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Evet. Sorumuzun cevabı hazırsa. Evet. Bittiyse. Bitti mi hepinizin? Bakayım. Bitti. 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 Evet. Döndürüyoruz. A grubu A dedi. B grubu A dedi. C grubu B dedi. Ve sorumuzun doğru cevabı A şıkkı tek kullanımlı plastik ürünlerdi. Evet. A grubu 10 puan, B grubu 10 puan, C grubu maalesef puan alamadı. Çocuklar. Evet. 8. sorumuz. Durum nasılysa? A grubu 50 puan. Bu şekilde puanlarımız. Evet. 8. sorumuzu okuyorum çocuklar. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi dünyada en çok kullanılmaktadır? Anlaşıldı? A. Doğalgaz. B. Ham petrol. C. Ahşap. D. Rüzgar enerjisi. Evet. C grubu bitirdi herhalde. A grubu bitirdi. B grubu da bitirdi. Bence bana evet, A grubu A cevabını verdi. Doğalgaz dedi. B grubu B cevabını verdi. Ham petrol dedi. C grubu D rüzgar enerjisi dedi. Burada doğru cevabı veren bir sınıf var. Heyecan olsun mu? Evet. Hangi sınıf bence? Sizce? Sorumuzun cevabı B şıkkı ham petrol. Evet, alkışlayalım B grubu. Evet. Ham petrol dünyada en çok kullanılan kaynaklarımızdan bir tanesi. Evet çocuklar. 9. soru. 9. sorumuzu soruyoruz. Atıkların geri dönüşüm aşamalarında hangisi yapılmalıdır? Tamam mı çocuklar? A. Atıklar toprağa gömülmelidir. B. Atıklar toplanarak yakılmalıdır. C. Atıklar ormanlık alana atılmalıdır. D. Geri dönüştürülebilir atıklar ayrı toplanır. Bitti. Yapılmalıdır değil mi? Evet, yapılmalıdır. Bitti mi çocuklar? Evet. Önce bana cevaplar. A grubu D, B grubu D, C grubu D diyerekten doğru cevabı vermiş oldular. Hepinize kutluyorum. Doğru cevap D şıkkıydı. Evet, son soru. Son soru da sayısal bir soru çocuklar. Tamam mı? 1 litre
atık yağ ne kadar suyu kirletir? Basit değil mi? 1 litre atık yağ ne kadar suyu kirletir? A 10 litre, B 100 litre, C 1000 litre, D 1 milyon litre. Sessiz çocuklar. Sessiz. Sessiz. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Eşitlik mi sağlanacak? Yoksa A 10 litre, B 100 litre, C 1000 litre, D 1 milyon litre. Evet. Heyecan dolukta. Bitti bizimki. Bitti, bitti, bitti. Evet, önce bana A grubu C dedi. 1000 litre dedi. B grubu D 1 milyon litre dedi. C grubu D 1 milyon litre dedi. 1 milyon demeyecek ki. D şıkkı dedin işte. D şıkkı. D şıkkı. Evet, sorular açıldı. Bundan sonra bir şey yapamayız. Tamam. O zaman doğru cevap 1 milyon litre D şıkkı. Evet. A grubu soruyu bilemedi. Sadece B grubu ve C grubu. Kağıt, plastik, metal, cam. Bunları ayır, sen kazan. Yeşil doğa. Evet çocuklar. Her şey bu kadar. Evet. Çevremiz temiz olsun. Kazananımız. Atıklar geri dönüşüme kazandırılsın. B grubu. Dönüşüm başlasın. Çevremiz temiz olsun. Şurada olarak neydi? Atıklar geri dönüşüme. 4D sınıfı değil mi? 4D sınıfını alkışlıyoruz. Kazanan. Kazanan. 4D sınıfı oldu. Yazın bana bekletik okulun. Okullar sıfır atık için yarışıyor. Yarışması, bilgi yarışmasının kazananı 4D sınıfı oldu. Tebrik ediyoruz kendilerini. Diğer A ve B, C grubu yarışmacılarımız da eşit puan aldı. Bizler başta söylediğimiz gibi yarışmaları birbirlerini yarıştırmak amacı değil, bilinçlendirme çalışması konusunda, kazanan, kaybeden konusunda değil, sadece bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Burada belediye başkanımız Süleyman Acar Bey'in bütün yarışmacılara hediyeleri var. Hediye gönderdi, kazanana kaybedeni ayırmayın, bütün öğrencilerimize hediye verelim dedi. Ve belediye başkanımızın hediyelerini vermek üzere sınıf öğretmenlerimizi, sınıflarının yanına davet ediyorum. Sınıf öğretmenlerimizi, sınıflarının yanına davet ediyorum. Yok, çağırmayın mı? Hocam siz geçin, buyurun. Kazanan grubunda ödülünü müdür bey takdim etsin. Evet. Hocam siz grubunuzun hediyelerini dağıtın öğrencilerimize. Siz de oraya dağıtın hocam. Hüseyin hocam siz de burayı dağıtın. Evet, bir kazanan. Hediyelerimizi de umarım beğenirsiniz. Evet. Onu da ben takdim edeyim kazanan sınıfa. Şöyle geçeyim bu tarafa. Evet. Belediye başkanımız tabii ki kazanan grubunda sınıfına, komple sınıfını oynasın diye sınıfında bir mangala zeka oyunu gönderdi. Sınıfınıza şöyle bir fotoğraf alalım. Hasan. Sınıfınızda bunu arkadaşlarımızla yarışmasını oynarsınız. Ben sizce olarak sana takdir edeyim ben, hadi bakalım. Bunu hep beraber oynarsınız, tamam mı? Evet sevgili Kızılcahamam TV izleyenleri, biz Hedef Sıfır Atık programıyla okullar sıfır atık için yarışıyor.
yarışmamızın, bilgi yarışmamızın daha sonuna geldik. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın.